Masa beyaz, kasa beyaz, kulaklık beyaz, mouse beyaz, klavye bembeyaz. Abicim beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. Merhaba arkadaşlar. Bu iki üründen kulaklık videosunda bahsetmiştik. Sırasıyla inceleyeceğiz demiştik. Bu arada bu iki ürünü inceledikten sonra uzun bir süre klavye, mouse incelememeye karar verdim. Klavyemizi yukarıya koyalım. Yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra da bu klavyeyi inceleyeceğiz. Rampage Vortex M1'i inceleyeceğiz. Şöyle kutusundan çıkaralım. Özelliklerine bakalım. Daha sonra geçen hafta kulaklık videosunda Valorant oynamıştık. Hayatımda ilk defa Valorant bilgisayarımı kurdum ve oynadım. Bu mouse'ta da şöyle birkaç dakika Valorant oynarız. Gerçi pek başarılı olduğum söylenemez ama madem oyuncu ekipmanı inceliyoruz, oyun oynamasak kayıp olur arkadaşlar. Kutuyu açmadan önce kutu üzerinde öne çıkan özelliklerinden kısaca bahsedelim. Teknik özelliklerine bakalım. En son dediğim gibi oyunumuzu oynarız. Videomuza son veririz arkadaşlar. Rampage Vortex M1 Wireless Gaming Mouse. Yani oyuncu mouse. Tam benlik. RGB ışıklandırma. 2.4 GHz wireless. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman burada da bazı teknik özelliklerine yer veriliyor. 4800 DPI. Unutmadan söyleyeyim, bu mouse'un satış linki açıklamalar kısmında olacaktır. Oradan girerek bu veya buna benzer onlarca oyuncu ekipmanı var. Onlardan birisini bütçenize ve ihtiyacınıza göre teknik değerli satın alabilirsiniz. Şimdi mouse'umuzu kutusundan çıkaralım ve incelemeye başlayalım. Deminden beri masamızın üzerinde duran Rampage tarrafından da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu mouse'u inceleyeli de yaklaşık 1 yıl oldu. Türkiye'de ilk defa biz incelemiştik. Rampage Vortex M1'i de Türkiye'de ilk defa bizim kanal inceliyor. Ben bu videoyu çekip, editleyip, YouTube'a yükleyene kadar birileri bu mouse'u inceleyip YouTube'a yüklemezse Türkiye'de ilk defa bu mouse'u biz incelemiş olacağız. Mouse'umuzu şöyle yakından bir görelim. Daha sonra oyunumuzu oynayalım. Videomuza son verelim. Kutu üzerine baktığımız zaman teknik özellikleriyle ilgili burada bazı bilgiler veriyor bize. RGB 2.4 GHz wireless. Arka kısmına baktığımız zaman burada da bazı teknik verilere yer verilmiş. Yan tarafında da bazı teknik özellikler yer alıyor. Bildiğiniz gibi klasik mouse'larda pil kutusu vardır. Alkalin veya şarjlı pil koyarsınız. O şekilde kullanırsınız. Son zamanlarda üretilen mouse'ların hemen hemen hepsinde dahili pille birlikte geliyor. Kapasitesi ise 500 mAh. Mouse'umuzu kutuyla birlikte gelen 2 metrelik USB tip C kablo sayesinde hızlı bir şekilde şarj edebileceğiz. Bunu isterseniz bilgisayarınızdan şarj edebilirsiniz. Kullanırken aynı zamanda şarj da edebiliyorsunuz. Yani hem kullanıyorsunuz hem de pilinizi şarj edebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir 5 volt 1 ve 2 amperlik bir adaptörle mouse'umuzu dışarıdan da şarj edebiliyoruz. Şarja takar takmaz kırmızı bir ışık yanmaya başladı. Scroll etrafında muhtemelen buradaki kırmızı ışık tam full dolduğu zaman ya yeşile dönüyor ya da dönüyor, tam bilemiyorum. Mouse içerisindeki 500 mAh'lik bataryayı full doldurduğumuz zaman tam 90 saat bu mouse'u herhangi bir şarja ihtiyaç duymadan kullanabiliyoruz. Hazır scroll'dan bahsetmişken scroll'un da özel bir yapısı olduğunu fark ettim. Bugüne kadar incelediğim mouse'larda görmediğim bir yapıya sahip. Görüyorsunuz buradaki tekerlek üzerindeki tırtıklar geniş tutulmuş nedense. Bunun da şöyle bir avantajı var. Tekerleği kullanırken elimiz buradan kaymıyor. Bu geniş tırtıklar sayesinde. Mouse'umuzu bırakalım. Böyle biraz şarjda dursun. RGB aydınlatma 4800 DPI ayarlarının olduğunu buradan görebiliyoruz. Mouse'umuzun RGB hareketlerini gözetleyebilmek için ışıkların bir kısmını kapattım. Mouse'un tam üzerindeki bana doğru olan kısımdaki butona basarak 14 adet animasyon geçişini buradan manuel olarak değiştirebiliyoruz. Sadece kırmızı yapabiliyoruz. Sadece yeşil, mavi, mor,
turkuaz mavisi, sarı, 14 adet RGB animasyon buradan yapabiliyoruz. İkinci butona bastığımız zaman da buradan DPI ayarlarını 1200 ile 4800 DPI aralıklarını buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan mouse'umuzun hassasiyetine göre ayarlar yapabilirsiniz. Oyuncu mouse'larını öne çıkaran en önemli özelliklerden birisi de sensör yapısı. Bu mouse'da da Pixer 3212 sensör kullanılmış. Mouse'larda en çok önem verdiğimiz hususlardan birisi de mouse'un ergonomik oluşu. Küçük bir mouse olmasına rağmen ergonomik bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Mouse'un dokusu benim çok dikkatimi çekti. Bundan önce incelediğimiz Drop M3'te buralarda böyle taralı alanlar vardı. Yanlarda, diğer yanda, üstte vesaire altta. Bu mouse tamamen düz yapıya sahip ve değişik bir plastik kullanılmış. Kaygan, kadifemsi bir yapı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mouse'larda en aradığımız olaylardan birisi de kaydırma pedleri. Burada gördüğünüz gibi 2 adet kaydırma pedi var. Hem önde hem arkada. Mouse'umuzun alt kısmını incelediğimiz zaman varis alıcı için bir cep oluşturduğunu görüyorsunuz. Sensör üzerinde 3 kademeli bir anahtar mevcut. Sol tarafa çektiğimiz zaman mouse'umuzu tamamen kapatıyor. Özellikle içerisinde batarya barındıran ürünlerde on-off butonunun olması çok önemli. Burada da on-off için bir anahtar var. Butonumuzu sol tarafa çektiğimiz zaman mouse'umuz kesinlikle çalışmıyor. Bu durum bizim pilimizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Anahtarımızı orta kısma aldığımız zaman mouse'umuz RGB'li bir şekilde çalışıyor. Bu durumda 3 kademeden oluşuyor. Kapatıyoruz. RGB'li çalıştırıyoruz. RGB'siz çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. RGB alanlarını incelediğimiz zaman tıklama butonlarının etrafında ince bir hat olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda alt kısmında kalınca bir RGB hattın olduğunu görebiliyorsunuz. Klasik Rampage mouse'ların hepsinin hemen hemen bu vardır. Rampage logosunun üzerinde de RGB bir alan olduğunu buradan görebiliyoruz. Mouse üzerinde kullanılan butonların ömrü ise tam 3 milyon tıklamaya sahip. Acaba saysak mı? Sayalım mı? 1, 2, 3, 4. Yok, saymayalım arkadaşlar. Yani bilmiyorum, 3 milyon benim gözüm pek kesmiyor. Her neyse, mouse'un boyutları ise 125x71, yüksekliği ise 42 mm. Mouse'la birlikte gelen 2 metrelik USB tip C kablomuz kaliteli, esnek bir kablo. Tuş sayısına baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam 7 adet tuş var. Daha önce incelediğim Rampage Drop M3'ün de yazılımını bulamamıştım. Bu mouse'un da maalesef destek sitesinde şu anda mevcut yazılım yok. Yazılım olayını segment destekle paylaşacağım. Eğer ilerleyen dönemlerde yazılımı gelirse bunların videonun açıklamalar kısmına yazılımını mutlaka bırakacağım. O linkten bu iki mouse'un da yazılımını indirerek makro ayarlarını yapabileceksiniz. Mouse'la birlikte gelen hiçbir zaman açıp bakmadığımız bir de kullanma kılavuzu geliyor. Kullanma kılavuzu bizi her ne kadar ilgilendirmese de segment imzalı bir de garanti belgesi yer alıyor. Şimdi gelin oyunumuzu oynayalım ve videomuza son verelim. Klavye ile mouse birbirine çok yakıştı. Kardeş gibi. Evet, karşılaşma bulunmuş. Hadi bakalım. Şöyle bir iki el koşturalım. Videomuza son verelim. DPI ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz oyunda. Ben genelde düşük DPI ayarlarında oynuyorum. Hakimiyetim kayboluyor çok hassas olduğu zaman. Onun için çok da açmıyorum. Kavga etmeyin, bizimkiler birbirine girmiş burada. Tiplere bak. Hadi 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 hadi, benim işim var, gidelim. Duman indi. Uyu kardeşim. Spike B'de düştü. Spike B'de. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Savunucular kazandı. Of, ne utandım yani. Oh be. Of 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 of. Of, indirdiler bizimkini. Bizimkini arkadaşlar. Allah! İlk defa birini vurdum arkadaşlar. Allah! O da bizi vurdu. Çok kötü vurulduk ya. Tam adamı indirdik dedik, sevindik. Geldi. Arkadan birisi çarptı valla. Abi. Oy! Hoppa! Yalla. Sürünün peşine mi takılalım? Hadi bakalım takılalım. Sen dedin de biz yapmadım abla ya. Ayıp ediyor. Abla diyor ki, buradaki abla. Sürünün peşine takıl diyor. Gelin bakalım. Hadi gelin. Geleceğiniz var. Of! 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 Kötü vurdular arkadaşlar. Aha da siz misiniz lan?
Abi dayı gibi ne karşılarına çıkıyorsun ya. Neyse arkadaşlar, oyun bahane, mouse şahane diyelim. Bir düşman mı kaldı? Mouse'u tavsiye ediyor musun Necdet abi? Gerçekten güzel, hoş bir mouse. Kibar, ergonomik ve hassas bir mouse görüyorsunuz. Şu anda 1200 dp'de bu ayarlar. Şöyle dp'yi yükselttiğim zaman görüyorsunuz. Daha da hassas olabiliyor. En son dp'yi alıyorum, görüyorsunuz. En son dp'de pek kullanmak istemiyorum ben. Kontrol edemiyorum. Ve bir inceleme videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Baştan da söylediğim gibi mouse'a ait satış linki açıklamalar kısmında olacaktır. O linkten girerek bu veya buna benzer çok sayıda oyuncu ekipmanını ihtiyacınıza ve bütçenize göre satın alabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben bu oyunu bitirmek zorundayım. Çünkü oyunu yarım bıraktığımız zaman arkadaşlar maalesef ikinci bir oyunda ceza kesiyorlar bize. Onun için şimdi videoyu kapatacağım. Bu oyunu bitireceğim. Hadi bakalım. Yanımda izleyici benim için, bu aile hep birlikte. Meisturas yorumlarını çözerim hemen hemen her an. Necdat Derioğlu kanalında her şeyi bulabilirim.